Borcunu ödemekte güçlük çekene yardım etmek. Bir mecburiyet altında bizlerden borç mal veya para alan biri borcunu ödeyemeyecek bir halde ise onu bu sıkıntılardan kurtarmak için borcunu ertelemek veya bağışlamak gibi ne lazım gelirse yapmamız efendimizin bizlere olan emir ve vasiyetlerinden biridir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şu hadis rivayet edilmiştir. Darda olan bir kimseyi feraha kavuşturan veya böyle bir kimsenin borcunu ödeyen kişiyi hak teala kıyamet gününün dehşet ve korku veren sıkıntısından kurtarır. Müslim bir hadiste kıyamet gününün dehşetinden kurtulmak ve Allah'ın arş gölgesine sığınmak isteyen kişi borçluya mühlet versin buyuruluyor. Taberani başka bir hadiste bir yoksul borçluya ödeme vadesi gelmeden kolaylık gösteren kişiye, her gün için o borç miktarı kadar sadaka sevabı yazılır, buyurulmuştur. İmam Ahmet Diğer bir hadisi i şerifte, Herhangi bir kimse bir mü'min kardeşinin darlık ve sıkıntısını kaldırır, onu feraha ve huzura kavuşturursa, Allah Celle Celaluhu da o kişinin üzerinden kıyamet gününün darlık ve sıkıntısını kaldırır. Kim ki dünyada bir fakire kolaylık gösterirse, Hak Teala da o kimseye dünya ve ahirette kolaylık gösterir. Müslim, Taberani şu hadisi rivayet eder. Kişi borçlu bir fakire, borcunu ödeyebileceği bir duruma gelinceye değin mühlet verirse, Hak Teala o kişiye suçlarından tevbe etmesi için mühlet verir. İmam Şarani Büyük Ahitler. Sayfa 195, 196. 15 Mart Mevlana Takvimi.